Bana göre bir şekilde dünya insanıyla ile iletişim kurarken burada uzun soluklu projelerde yer alırken fiziksel olarak insanların anlayacağı dilde karşılarına çıkmışlar. Ama bu onların orijinal halini olduğu anlamına gelmiyor. İnsanların ruh ve beyin frekanslarını ele geçirerek o insan artık anunaki olabiliyor. Ve çok önemli, kritik bir nokta çünkü insanlar burada tuzağa düşürüldü. Kasten yapılmış, çok detaylı hazırlanmış bir tuzaktı bu şeytanın tuzağıydı. Neydi bu tuzak? Enki'nin 14 kayıp tableti bir kurgudur, romandır, kasıtla yapılan bir tuzaktır. Yani o dönemde bir müdahalenin olduğu ve o DNA yoğun olarak taşıyanların şu ankinden çok daha uzun ömürlü ve e, devasa varlıklar oldu. Evet bugünkü konuğumuz Hakan Yedicen. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk merhabalar. Ee, Anlakileri konuşacağız. Daha önce yazıp çizen çok olmasına rağmen 1976 yılında Zekeriya Sütçü'nün çıkarmış olduğu bir kitap vardı. 12. Gezegen diye evet. belki siz de okumuşsunuzdur. Tabii. O kitapla beraber dünyanın gündemine bomba gibi düştü Anlakiler Ve tabii ki birçok Sümerolog da bu yazılan kitaba ve orada paylaşılan birçok bilgi karşı çıktı. Bugün sizinle konuşalım istedik Anlakileri. İlk sorumla başlıyorum ben. Saklanan bir gen mi var? Saklanan bir gen bence var. Hatta hiç bulunamamış bir gen de var. Yani ben kendi düşüncemi aktararak başlayayım bu oraya. Biliyorsunuz kadın erkek genleri XX ve XY şeklinde erkek ve kadın var. Ama YY geni yok. Yani YY geni taşıyan ...bir e, varlık ya da tür de olması lazım. E, bu türün de Anunnakilerle alakadar olması çok yüksek bir ihtimal diyorum. Ayrıca e, önceki programlarımızda da e, bahsetmiştik. Mavi kan, reptilyan kanı <laughs> ve bakır bakırla e, oksijen tanıyan bir sürüngen e, kanı var. Ki bu da insanlık dışında alakası olan bir e, kan ve soyu oluşturuyor demiştik. E, bunların devamında... Tabii ki e, Aryan arayışları, Ari ırk arayışları e, hep sürmüş ve kanınla ne üstünlük kurma ve kas sistemi. Bakın bugün Hindistan'da 5000 e, kadar tanrıları var. Yüzlerce e, ritüelleri var ve muazzam şekilde hala işleyen bir kast sistemi var. Yani bir alt kastın tuttuğu tabaktan bile yemek yemeyen e, bir şey var. Yani bunlar tamamen DNA'lara göre oluşturulmuş sistemler. Bakıyorsunuz kraliyet aileleri var. Yani hani gelişmiş ülkelere Avrupa'ya bakıyorsunuz. Yine gen'den kraliyetten var. Japon imparatorluğu yine soylan kraliyetle DNA ile yönetiliyor. Mavi kan orada. E, şimdi e, Japonya. bayrakları her şey her yerde ejderha görüyoruz orada. Şimdi ejderha çok önemlidir tabi ama her ejderha da kötü demek değildir. Öyle ejderha mi? aslında bilgeliği de sembolize eder. Hı. Çünkü mesela top da ejderhadır. Yani top yazıyı, bilimi şey öğreten yani insanların bildiği Hermes. bulduğunu tabi Hermes top. Ee, ama sonuçta enkinli oğlu. Enkinli oğlu ama annelere bakın. Anne. Yani aynı annenin çocuğu değil hiçbir oğlu. Anne. O yüzden e, anneler türler. Iyi, Hermes kötü iyi diyor. yani. Hermes Vallahi iyi ben Anmakilerden yani. iki kişiyi tarafsız görüyorum. Gerisi benim Kim için onlar? biraz şeyde e, bir kadın bir erkek diyelim. Erkeklerden e, tot, ningişzidda, Hermes, Quetzalcoatl Aha. dediğimiz dediğimiz varlık. Varlık. Diğeri? E, diğeri de ninmah, hator diye geçiyor. İkisi de bakın farklı annelerden farklı Aha. türler. Anunnakiler bilinenin aksine tek bir tür değil. Bakın Öyle burası mi? çok önemli. Öyle mi? Anunnaki e, yani şimdi şöyle insan dünyalı. Şimdi dünyalı diyelim. Siz dünyalıyı tek tür olarak açıklayabilir misiniz? Yok. Çinlisi e bunun zencisi var, var Çinlisi tabii. Var, Japonu e, var, Japonu var, sarı ırkı var, beyaz, e, beyaz ırkı var, İskandinav ırkı var. Bir sürü türü var. Bunlar da kendi içlerinde anlı Kesinlikle ee, farklı ırklardan oluşan bir tanımlamalar insan var mı işte? Bence var. Şimdi David Attenborough'u çok severim. Herkese de tavsiye ederim. Ama katılmadığım bir fikri var mesela tüm anlı sürüngen yani reptilyan gözüyle bakar. O şekilde nitelendirir. Zekeriya Çetin ve taraftarları da maalesef ki tüm anlakileri insansı olarak e, gündeme getiriyorlar. Ben iki fikre de karşıyım. Neden karşıyım? Dünyanın <laughs> birçok bölgesinde ve zaman diliminde mitolojilere, dinlere, tarihe baktığımız zaman karşımıza çıkan insansı ifadeler kadar çok insan olmayan türlerden de bahsediliyor. Yani şimdi bunlara ele aldığınız zaman şimdi neye göre insan diyorsunuz? Gördünüz mü? Yok. E, görüntülü mü konuştunuz? Hayır. Nereden buluyorsunuz? Heykelden, resimden, kabartmadan, tabletten ve yazılı anlatımlar, sözlü anlatımlar. E bunların hepsi insan olmayan türler içinde elimizde mevcut. Onun da heykeli var. Onun da kabartması var. Niçin işinize geleni alıp işinize gelmediği yerde onları görmezden geliyorsunuz. Bu objektif olmak değil. değil, değil. Bu taraf tutmaktır. Ben taraftızım. Ben babamın oğlu değil hiçbir. Yapalım Hakan Bey. Hı. Anu kim? Enlil kim? Enki kim? Direkt çıkış noktasına varalım. Tamam. Anunnaki'ler zaten Anu'nun soyu, Anu'nun soyu olarak geliyor hı hı. ama An'la Anu arasında 10 tane kraliyet e, şeyi değişiyor. An farklı bir şey, kral, Anu farklı bir şey. Evet. An ilk kralları yani edindiğimiz bilgilere göre Anu ise 10. kral. Ve bunların her birinin milyon yıl yaşadığını düşünürseniz ne kadar büyük bir bölümü es geçildiğini göreceksiniz. Bütün karmaşa aslında bu 1 ile 10. kral arasındaki kan bağlar ve e, kopukluklardan meydana geliyor. Anu, Anunakilerin 10. kralı ve bunun e, bazı kaynaklara göre ilk oğlu bazı kaynaklara göre ise değil Enki ve Enlil adında iki oğlu var. İki oğlu var Aslında başka oğulları da olsa en ilk ve en önemlileri bunlar olduğu için hep bunlar gündeme geliyor ve bunlarda prensik savaşı, genetik üstünlük çekişmesi. Anneleri farklı, babaları Anu ama anneleri farklı olduğu için şimdi biz bunlar dünya dışı varlık olunca bunların anneleri başka gezegenlerden boyutlardan Tabii. olabiliyor. Mesela Enkin'in annesi Draco ee, takım yıldızından, Draco takım yıldızından Draminimul adıyla geçer ve muhtemelen bir Draco reptilian. Draco reptilian. Şimdi e, burada reptilian DNA'sı taşımaması Enkin'in söz konusu olamaz yani. Yani hani, insansı ve reptilian melezi. Evet. O yüzden de şöyle, görüntü olarak insansı olabilir. Ama taşıdığı gen, şimdi bir zenci insanla Çinli'nin taşıdığı gen DNA'ları sizce aynı mı? Hayır. Değil. Çünkü e, Çinli'nin yüz kere çocuğu olsun, zenci çıkıyor mu arasından? Yok. Çıkmıyor. Neden? O geni taşımıyor. Ama e, zencinden de Çinli çıkmıyor. Fakat bunların çocuğu, eğer melez bir çocuk olursa, Aradan Zenci'ye de çıkabilir, Çin'e de çıkabilir. İşte İktimal. bu melezlik çok önemli. İnsan formunda olsa da taşıdığı genlerin yoğunluğu reptilyan e, klanına ait. Yani onun devamı olarak orada e, sürdürüyor bu e, yaşamını. Şimdi orada boyutlar arası, gezegenler arası... Bizde nasıl krallar gidiyor mesela savaşmadığı, barışacağı bir e, uygarlık olduğu zaman onun işte kız veriyor, oğlan veriyor, alıyor işte burada dostluk göstergesi olarak türlerini birleştiriyorlar. Bak ben buna kızım verdim diyor, bu bizim dostumuz diyor. Ondan işte oğlumu aldım diyor. Neyse o da bizim dostum, dostluk göstergesi. Onlar da... Ee, galaksiler arası, yıldızlar arası böyle evlilikler yapıyorlar. Evlilikler. Stratejik evlilikler oluyor. Diyelim. E, tabii stratejik ve bu evliliklerin hani e, direkt eşeyli üreme e, olması da gerekmiyor. O yüksek teknolojide bakalım eşeyli mi ürüyor kendisi? Yani belki sağ, üremiyor. Onu Ama sonuçta DNA'sını e, karıştırması ve melezlenmesi söz konusu. Böyle, e, yedi öldür hakkını yeme demişler. Yani insanlığa... Hakkını teslim edelim buyurun. Hakkını da verelim. Ee, yani Kur'an'da mesela iblisin de çok yüksek rütbeli bir melek olduğu ve insanlık Adem Havva olayıyla problemlerden sonra bu problemden dolayı e, rütbesinin alındığı ve düşmüş melekle iblis şeytan kavramının karşımıza çıktığımızı görüyoruz. Yani filmin başında bu karakterler kötü değil. Enki... Oldu olası kötü Zekeriyası değil. Zekeriya Sitchin de öyle iyi bir figür gibi anlatır ya. Şimdi Zekeriya Sitchin filmin başını anlatıyor. Ha, filmin, filmin sonu, sonu yok. Bu kadar kana döken kim? kim? Bu savaşları çıkartan kim? Yani çıkarım bunu gerektiriyor. Eğer Anunnakilere bu şablonu, Kur'an'daki şablonu uygularsanız. Hani İblis kim, şeytan kim, ifrit kim, melek kim, cin kim? Ondan sonra baktığınız zaman. E, net bir tablo çıkıyor. Ayetler Sümer tabletleriyle örtüşüyor. Enki'den bahsedelim biraz. Babil'in tanrısı Marduk Enki'nin oğlu. Doğru evet, mu? Evet, Yanlışsam düzeltin. Doğru. Sümer'de Enki diyoruz. Ezoterik örgütlerde Lucifer, ışığı getiren. Hı hı. Prometheus ee, olarak da geçer. Satan. Az önce hı hı. siz söylediniz. Hint'te Şiva dediniz. Tabi Hint'e. Yunan'da Poseidon. Aynen. Mısır'da Pıta. Mason cemiyetlerde de Baphomet. Hı, hı. Yani satanizmin tanrısı Enki. İşte bu kadar önemli <laughs> ve net bir bilgi. Yani bunu anlamak, araştırmak ve kabul etmek bizi ne yapar? Satanizmden uzak tutar. Bakın satanizm deyince aklınıza kedi keçi kesmesi gelmesin. Hani böyle simsiyah giyinip ağzını gözünü bu saç uzatan böyle garip tipler gelmesin. Yani bugün en üstün satanistleri siz her gün televizyonlarda görüyorsunuz ya. en üst konumlarda. Şimdi bunların oyunlarına düşmememiz lazım. Ne şahsi olarak ne ülke olarak ne millet olarak ne ırk olarak. Evet Maalesef ki çok yanlış bilgilerle bunlar bize doğruymuş gibi. Bunlar gerçek tarih buymuş. Tarihte bunlar gerçekten olmuş gibi birçok safsatayı bize bugüne kadar kabul ettirmişler. Etmişiz yani hepimiz etmişiz. Bir uyanış başladı. Evet. Müthiş bir karanlığa e, gidiş var. Müthiş bir uyanış da var. 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 Zaten bunlar dengeli olmak zorunda. Yani bu kadar insan bu kadar karanlığa gitmese bu kadar uyanış olamazdı. Ee, daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Sirüs'ten gelenler Mu İmparatorluğunu kurup hı hı. E, ardından reptil ve drakorikler e, dünyaya gelip Mu'dan ayrılıp Atlantisi kurmuşlar demiştik ve ardından da Mu'ya saldırmış. Hı hı. Yani Muğ'un içinden e, çıktı desek daha doğru olur. Yanlış anlaşılmasın orası. Muğ'da zaten bu melezlik var. Anunnakilerin kendi melezi ya. Yani mesela bakın Karyan ırkı. Totun annesi Karyan ırkından. Yani bunu tümel tabletlerinde bulamadım. Döndüm dolaştım Hint mitolojisinde yakaladım. Yani aynı varlıkların karşıdaki e, mitolojik karakterlerle bulduğu zaman birinin mesela soy ağacını oradan yakalıyorsunuz. Bir tanesinin Yunan mitolojisinde öbürünün ki... Siz harikasınız. Her yerden sağlamasını yapıyorsunuz. Tabii yani yapmazsanız zaten doğruyu bulamıyorsunuz. Çünkü hepsine müdahale edilmiş. Bakın yüzde saf ne din kalmış, ne mitoloji kalmış, ne tarih kalmış. Yani ben o yüzden de hiçbir tarihçi, hiçbir e, dinin yorumlarının şeklini %100 saf olarak göremiyorum artık. Bakın din saf olabilir ama yorumlanışı bozulmuş. Bozulmuş doğru. Yani e, komple bozulmuş dinler de var ama yorum olarak bozulmuş. Ama yorum olarak bozulması bile idraki değiştirir Tabii bu yani. Tabi bu orijinalinin ha? bozuk olup olmamasının şeyini değiştirmiyor. Sonuçta yorum bozuksa sonuç bozuktur yani. Orijinali ne kadar sağlam olsa da. Şöyle bir kere yaratmak diyorsanız annakileri unutun. Anına ki insan insan yaratamaz. Yarattı fiilini kullandığınız Hı. anda siz en büyük şirki koşuyorsunuz, Aynen. en Şu büyük Ve günah. kadiri mutlak denilen evrenin yaratıcısının bir uzantısı olduğunuz fikrini siliyorsunuz ve kendinizi burada onun saç teli biri olmayacak. Şimdi yok demiyorum, yalan demiyorum. Var öyle bir varlıklar bütünü, var öyle şahıslar ama insana müdahale etmiş olması insanı yarattığı anlamına gelmez. Aynen. Ama bir müdahale söz konusu. Müdahale farklı bir şeydir. Burası çok önemli. Aynen öyle. Yaratılmak farklı bir şeydir. Yani şimdi bu çay bardağını ondan sonra ya da bu çayı ben yarattım demek. Şimdi suyun içine şeker attım, çay attım. Ne oldu? Çayı ben yarattım. Yaratmadım. Çay yetişti. ...bardağı başkası yaptı. Suyu başkası doldurdu getirdi. Şekeri pancardan ürettik. Ben de bunları karıştırdım. Karıştırırken atıyorum en fazla <laughs> bir aroma koydum. Portakal aroması koydum. Portakallı çay oldu. İçine portakal koymanız çayı sizin yetiştirdiğiniz anlamına gelmez. Aynen. Yaratmak farklı ee, evet. bir şeydir. Yaratım kesinlikle söz konusu değil. Türler arası bir geçiş e, için... Kayıp halka, o evrimde asla bulunmamış hmm. ve bulunamayacak olan kayıp halka Anunnakiler olduğu düşüncesi ve tabi başka türler de var. Sadece DNA'mız Anunnakiler müdahale ediyor. Yani biz siz Zeta Retikulisi var, tall grey var, işte kısa griler var, uzun griler var. Bir sürü tür var. Ama bunları müdahale edenleri, etmeyenleri de var. Fakat şöyle bir olay var. Anunnakiler bunların en uç noktası. En çok muhatap olduğumuz kısım onlar olduğu için dönüp dolaşıp işler anına geliyor. Burada şöyle bir olay var. Ben insanın zaten evrende çok milyonlarca yıllık geçmiş olduğunu düşünüyorum. Bakın Kur'an'da çok yanlış anlaşılan bir kavramdan bahsedeyim. Adem'le Havva ilk insan diyebiliriz biz değil mi? İlk insan olur herkes ondan gelmiştir. Böyle bir iddia var. Kuranda böyle bir şey yazmıyor ki. Ademle Havva'nın ilk insan değil, ilk insan olmadığı Kuranda yazar ve birçok yerde yazar. Diyor ki Ademle Havva'dan önce nice ins yani insan ve cin kavimlerini helak ettik, yok ettik. Sen diyor aklı olan düşünür bundan sonuç çıkartır diyor. Şimdi bu ne demek? Ademden önce bir süre sizden hem de bunu da belirtir, sizden daha üstün ırkları biz yok ettik. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz diyor. Evet. Şimdi daha üstün insandan önceki ırk kim? İşte Sümer Tanrıları, Anunnakiler. Bundan bahsediyor. Ve onları yok etmiş. E nasıl yok etmiş? E Muğ'u yok etmiş, Atlantis'i yok etmiş. Çünkü orada Atlantis Settiğiyle... içinde var bunlar yani. Tabi Zülkarneyn setliğiyle tamamen bu boyuttan yok etmiş. Dünyayı da yasaklamış. Demiş ki yasaklamış. bu dünyanın titreşimine girmeyeceksin. Aynen. Bariyeri çekmişler He. orada. Ve e, bunlar yok olmuş. Ama tabii DNA ve uzantıları kalıntılarıyla e, bağlantıları hiçbir zaman yok olmamış. Kendi yok olsa da. Melezleri burada devam melezler, etmiş. Melezler onların adına hala bir takım gündemleri e, kötülükleri kovalıyorlar. Kötülükleri, evet bizlere yansıtmaya devam ediyorlar. Çok önemli bir yere geldiniz Hakan Bey. Geldikleri gezegen Nibiru. Farklı bir, bir boyutun gezegeni mi Nibiru? Şimdi Nibiru'yu araştırınca. Ya şöyle sorayım. yani Yani bunlar metafizik varlıklar mı? Hı hı. Bunlar metafizik bir boyuttan mı geliyorlar? Öyle sorayım bana göre öyle. Neden? Şimdi frekanslarla ilgili de derin araştırmalarım var. Ve bunu müzikteki oktalara oktavlara birebir oturduğunu görüyorum. Yani bizim boyut dediğimiz şey piyanodaki müzik notalarının oktavlarıyla aynı vazifenin karşı evrendeki karşılığı. Şöyle ki eğer siz buraya üçüncü boyut diyorsanız ve etten kemiktenseniz burada diğer boyut etten kemikten olmamanız lazım ki başka bir boyut ismiyle sıfatıyla onu değerlendirin. Eğer onda da etten kemiktenseniz o boyut olmaz zaten. Evet. Bir fark olması lazım. Bu fark ne olarak karşımıza çıkıyor? Titreşim ve frekans farkı. Ve frekansı siz yükselttiğiniz zaman etten kemikten önce eterik bedene dönüşüyorsunuz. Bir üst katmanda yine beden yapınız var ama etten kemikten değilsiniz. Daha üst boyutlara çıktığınız zaman artık kolunuz bacağınız da olmamaya başlıyor. Yine frekansınız yükseliyor. Ondan sonra en üst katmanlara yaklaştığınız zaman Kadir Mutlak'a yaklaşan 7 katman deniliyor ya bana göre 7 artı 5 12 katman evrenin yapısı torus ve burada 7 pozitif 5 negatif boyut birbirine bağlı ve Kadir Mutlak denilen 13. bir sıfır noktasıyla dengede tutuluyor altın oran merkezinde. Buradaki üst katmanlara ulaştığınız zaman frekans öyle bir hal alıyor ki artık orada kötülük yok. Sadece iyilik pozitif yani ışık var. Siz de saf ışığa dönüşüyorsunuz. Saf ışığın kolu olmaz. Evet. Kötülüğü olmaz. İşte meleklerin yapı taşı bu olduğu için melekler sadece iyilik yapar. Melekler kötülük yapmaz. Bir emir verdiğiniz zaman onun fitne fesatla başka negatif bir şey yorumlar. Melekler hesap makinesi gibidir. İki kere iki eşittir. Bastığınız zaman her zaman dördü verir. Onu yorumlamaz. Ama düşük frekanslı şeyler ...ya acaba şuna üç desek de biri cebimize atsak... ...işte burada bu dualite kavramı vardır. İyilik, kötülük, ışık, karanlık iç içe geçtiği boyutlarda bu olur. Düşük frekanslı boyutlarda olur. Ve biz üç frekanslı bu bilinçteki varlıkların, ruhların... ...aslında en düşmüş hali insandır desek doğrudur. Bu aslında düşük bir görevmiş gibi görünse de çok ağır bir yüktür. Ve insanlık aslında çok önemli bir konumdadır... Anunnaki'lerin daha yüksek frekanstan geldiği bu şeylerde de tabletlerde de belirtiyor. Frekansın dünyaya gelince düştüğü, bu yüzden dünyada kaldıkça hızlı yaşlandıkları ve negatifleştikleri de çok net şekilde e, Sümer tabletlerinde de anlatılmaktadır. Ve maalesef ki buna en ilk gelenlerden olduğu için en çok bu negatifliği yaşayan ve en çok negatif dönüşen kişi de başında enki yani evet. burada tabii iyiyken kötüleşmenin bir sebebi var ve bunun e, şey görülmesi yani yok edilmemiş belli bir izin verilmiş ona kıyamete kadar neden şimdi adam fukushima'da nükleer bir dep şey oldu felaket oldu sen izin öldü. verilenlerdensin tabi e, şimdi birisi gitmiş oraya orada hani insanları kurtarmak için çalışmış 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 ondan sonra halkın arasında gelince defol git defol git başımızdan diyor neden e, radyasyon kapmış adam. Aslında iyi bir şey yapmış ama sen onu arana alırsan onu seni kötü etkileyecek. Evet. Bakın Enki'nin durumu da bu. Yaptığı şeyler çok iyiyken ama bazı e, hatalı e, kararlarla şeylerle e, frekansı düşüyor. Burada e, insanların DNA'sına gereksiz müdahale ediyor ve o fiziksel e, şeyleri, titreşimleri fizikselliğe kadar artık düşüyor. Bana göre nibru kızılötesi teleskoplarla görülebildiği için. NASA bunu 2001 yılında evet. KX-76 olarak kızılötesi teleskopla algıladı. E kızılötesi gördüğünüz bir şeyin fiziksel olma ihtimali ne kadar yüksek olabilir? Üst boyutlu varlıkların üçüncü boyuttan yüksekse fiziksel olmaları ne kadar müteahhit e, yani muhtemel olabilir? Ama bu şu demek anlamına gelmez. Bana göre bir şekilde dünya insanıyla ile iletişim kurarken burada uzun soluklu projelerde yer alırken fiziksel olarak insanların anlayacağı dilde karşılarına çıkmışlar ama bu onların orijinal halini olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Ve muhtemelen ve günümüzde hala şu teknolojiyi kullandıklarını düşünüyorum. İnsanların ruh ve beyin frekanslarını ele geçirerek o insan artık anonaki olabiliyor. Yani ne oluyor? Senin beynini yani ele geçirip kullanıyor yani. Bedenini kullanıyor. artık yani şimdi Anunnaki olarak kimi öldürecekse, kimle savaşacaksa, hangi e, gündemi gerçekleştirecekse bunu sadece frekans yöntemiyle senin ruh enerjini kontrol ederek orada yapması Zülkarneyn setinde delip geçmesine izin veriyor. Ve burada şöyle bir şey var. Maalesef ki o kilit cemiyettir. Enerji çalışmalarının yani bilinçsiz yapılan o e, ne belirsiz o, o kanal açmaların ondan sonra İçi boşaltılmış yani ben enerji çalışmaları kötü anlamda söylemiyorum ama kötüye kullanılabildiğinde söylüyorum ve burada maalesef ki bu çalışmalarla özgür iradenizde size verilmiş en değerli şey olan ruhunuzun kodunu siz buyurun diyorsunuz açıyorsunuz yani bütün evinizin camını kapısını açıyorsunuz ondan sonra işiniz Allah'a kaldı kedi de gider hırsız da şey gider. Enkin'in kayıp kitabı. O kayıp 14 tablet için ne diyeceksiniz? Şimdi, ya o, Bir algı oluşturulmaya çalışılmıyor mu? Kesinlikle böyle. Çok önemli, kritik bir nokta. Çünkü insanlar burada tuzağa düşürüldü. Kasten yapılmış, çok detaylı hazırlanmış bir tuzaktı bu. Şeytanın tuzağıydı. Neydi bu tuzak? Zekeriya Şit'in çok önemli iddialarda bulunduğu, Ondan sonra e, Sümer tanrısı Anunnakilerin dünya dışı varlıklar olduğu onlarla ilişkili olduğu iddiasını attı ki aynen katılıyorum. E, Nafiz Aydın hocamız var. Türkiye'deki ilk e, Sümerolog'dur kendisi. E, üç önemli Sümerologumuzla Nafiz Aydın hocamız da Antalya'da şu an kendisi. Selamlar olsun. E, Mersin'de e, Muazzez İlmiye Çiğ hocamızla görüştüm. İstanbul'da da Veysel Dombas. Bunlar Türkiye'nin en e, Sümeroloji konusunda ve Akat, Itit, o bölge konusundaki tabletleri bizzat çeviren en önemli insanlar. Onlar görmüşler Onlara, mi bu tabletleri? Işte, yani bakın, tekrar bunu dile getiriyorum. Hepsine dedim ki Zekeriya Şitin Enki'nin kayıp kitabı. Hocam gördünüz mü, duydunuz mu? Burada bir acayiplikler var. Bize hani tutarsızlıklar var ama biz de sonuçta birilerinin kitabından okuyoruz. Ya. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim. E, Muazzez İlmiye'nin söylediği şey. E, kitabın diyor daha böyle 50-100 sayfasını okudum. Fırlattım attım diyor. Böyle bir saçmalık yok diye diyor. Ya diğerlerini okumama gerek yok diyor. Sorular sordum. Vallahi ben gittiğimde Allah uzun ömür versin. 106 yaşındaydı kendisi. Allah uzun ömürler versin. Bana bir müddet sonra Zekeriya şöyle diyor. Zekeriya böyle ya yeter artık dedi şu adamın saçmalıklarını sorma dedi. Yani onu bir saçmalık olarak bu iddialar saçmalık olarak nitelendiriyor. Şimdi diğer hocalarımız da aynı şekilde. Biz bunu görmedik ki diyor. Yani bu kadar tablet okudum. Ee, Noah e, Kramer en önemli dünyadaki Sümerologlardan bir tanesi. Diğer önemli en önemli Sümerologlar, tarihçiler hepsiyle konferanslarda konuşuyoruz. Bir araya geliyoruz. Ortak projeler yapıyoruz. Bugüne kadar Enki'nin 14 tableti diye bir şey. Ne gördük ne duyduk. Bunu ya. yalanlasak da yapamayız. Çünkü görmediğim duymadım. Belki varsa çıkarın getirin okuyalım diyor. Ve ben burada Enkicilere yöneldim o enkici e, pohpohlayanlara yöneldik. Soruyoruz. Yine buradan da soruyoruz. Delikanlılar gibi yıllardır soruyoruz. Yok abi. Nerede arkadaşım 14 tableti getirin. Bu Türk Sümerologlarımız canlı yayında YouTube'da hep beraber tercüme edelim. Ne yazıyorsa da sonuna kadar kabul edip savunmaya da yemin ediyoruz. Enki'nin 14 kayıp tableti bir kurgudur. Romandır. Kasıtla yapılan bir tuzaktır. Ha buna ahkam kesenler varsa 14 tableti alacak gelecek. Yani bunların başka bir açıklaması yoktur. Ama maalesef ki bu olmayacağı için biz British Museum'a orada olduğunu söylüyorlar. Soruyorum evet. sen neye dayanarak bu kitapları yazdın arkadaş? Sen bu iddiaları neye göre yaptın? Hepsi Zekerya'nın 14 tane enkinin tableti. Nerede bu? Tık yok kimsede. O zaman konuşmayın. İnsanları daha fazla bu tuzağa bataklığa sürdürmeyin. British Museum'da dediler. British Museum'a Nafiz Aydın Hoca e, vasıtasıyla o eski bir müze müdürü olduğu için cevap verme zorunluluğu var. Hani biz sorsak vatandaş olarak kale almayabilirler. Ya da literatürde ne vardır. Ne Nafiz Aydın? A. Ondan sonra... Böyle bir şeyimiz yok, yok. Demişler, değil mi? Şimdi orada yok, burada yok, şeyde yok. E siz nerede gördünüz? Bunu Sümerologlar görmeyip de Zekeriya Şitin nasıl gördü? Varsa 14 tablete 14 kitaplık bilgi nasıl sığdı? Evet. Bu ne? Yani Blu-ray DVD mi bu? Ne kadar satır alabilir bir tablet? Soy ağacı, soy meselesi nedir diyeceğim. İki soyun savaşı ne zamandır devam ediyor diyeceğim. Kısmen anlattık ama Hı. hızlıca toparlanım. söyleyelim. Adem'in yılan tarafından Yılanın DNA'sını Adem ve Havva'nın soyuna ilave etmesiyle şecere kelimesi geçer. Elma diye bir kelime Kur'an'da geçmez. Elma ağacı diye de bir şey geçmez. Onun yerine kullanılan şey soy ağacı. Yani şeceredir. Hala secere kullandığımız, diye, kelime. kullandığımız kelime. Sen secereye elma ağacı diyen var mı Hayır, günümüzde? Yok. E niye 1400 senedir bunu kabul ediyoruz arkadaşlar? Ne zaman uyanacağız? Hep manipüle edilmiş. İşte bakın ne kadar. Ama niye? Bütün filmlerde... Yerli olsun yabancı olsun. Böyle bir elma yeniyor. Yani burada da ne oluyor? Adem'in e, safkan çocuklarıyla o yılanın DNA'sını taşıyan Adem oğulları ve yılan oğulları diye iki tane farklı gen ortaya çıkıyor. E, burada yılan oğullarının geni de bugün karşımıza mavi kan reptilyan soyunun temsilcileri ve okült satanik cemiyetler olarak karşımıza çıkıyorlar ve bunlar Babil'den beri beyaz kardeşlik, ejderha kardeşliği, masonluk Illuminati, yok şu bu loca bu loca diye e, karşımıza sürekli çıkan sistemlerin tapındıkları tanrılar yine bu soyun en başında yasaklanmış olan bu soy burada değil ama tanrıları her zaman sabit Enki şeytan, Satan, oğlum Arduk Falan. Yani şey oğlum vardı, o klan o klan ve soya tapıyorlar. Babası oğlu fark etmiyor. Az önce dedik kanun insanı yaratmadı ama DNA'sına müdahale etti. Evet ve negatif olarak değil mi? Şimdi, ha onu söyleyelim. Frekansı e, düşüyor çünkü inşallah. Şöyle bir şey de var. Bunu lütfen herkes düşünsün, araysın. Şimdi bizde tarih nasıl başlar? Yazıyla başlar. Bize öğretilen şey bu. Yazıyı buldular Sümerliler çok ileri işte en akıllı o tamam matematik var, trigonometri var, mimari bilmem ne her şey var. Bulmuşlar, yazmışlar, müzikler bulmuşlar, yazılar bulmuşlar falan filan. Her şeyi bulmuşlar. E peki ademle Havva ne yapıyordu? İnleyerek mi anlaşıyordu? Yani ondan önceki e, ırklar nasıl anlaşıyordu? Muğda nasıl anlaşılıyordu? Şimdi baktığınız zaman yazın bana göre ne zaman bulunuyor biliyor musunuz? Ne zaman telepati yeteneğiniz DNA'nızın frekanslarından çıkartılıyorsa... Konuşmaya ve yazmaya muhtaç ha. kaldığınız zaman yazmak zorunda kalıyorsunuz ve size de o zaman öğretiliyor. Tam o noktaya gelelim. E, o zamana kadar insan yani anlakiler müdahale edene kadar insan 12 sarmallı DNA'ya sahip, 12 çakratı Saf var. Saf olanları Hı -hı. evet. <laughs> Levitasyon, telekinezi bunun gibi bir sürü yeteneği yetenekleri var. Şu anda bunların hepsi den mahrum edildik ve istediği kaynağı araştırsınlar tüm semavi dinlerde ve Sümer şeylerinde tabletlerinde de yazar. Nuh tufanına kadar, Adem'den Nuh tufanına kadar bütün soy her tür kaynaktan çıkarttım kıyasla. Evet. Genel olarak şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ortalama bin yıla yakın yaşıyorlar. Ki Kur'an'da Nuh bin yıldan 50 eksik yaşadı der mesela. Lamek işte 777, Hanok işte 365'te ölmüyor alınıyor falan. Bakıyorsunuz bunlara, e bin yıl yaşıyor. Şimdi bir şeye gidiyorsun. Şimdi şuradan bir camiye gidelim soralım. Hocam, Nuh kaç yaşında, e, kaç yıl yaşadı? 950. Boyu kaç metre? 12 olmasın. Vay kafir diyor. Ya bin yıl yaşadığına inanıyorsun. Tencerenin doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne niye inanmıyorsun? Burada DNA farklı. Ve e, dev denilen, anak denilen, Tevrat'ta da işte Golyatlar, Nefilimler, Nefilimler olarak eee geçen e, bazı türler var. Bunlar melez ve DNA'nın melezliği o zamanlar daha yüksek olduğu için tabii ki bunlar dev ve ömürleri fazla. Yani bugün İstanbul'da Yuşa Tebesi'ne bakın. Yani Hazreti Musa'nın e, yaveri ve Ahit Sandığı ile ilişkilendiriyor. 2,5 metreye 17 metre mezar. Ya yani bunlar hiç ölü mü gömmedi? Mezar yapmayın bilmiyor bugüne kadar. Neymiş efendim? Şeyden işte e, ona olan saygısından. E peki ondan sonra Hazreti Muhammed'e saygısızlık mı? Sonraki ölüler saygıya saygıyı hak etmiyor muyuz? Ben buna katılmıyorum. Burada bulunan kemikler var. Ohio'da bir e, müze var ve oradaki devasa uyluk kemiği var. Sadece tabii, tabii, adam bir küsür boyunda. 120 santim falan e, uzunluğunda. Burada o da Anadolu'dan gitme biliyor musunuz oradaki uyluk kemiği? Çok enteresan. Ondan sonra bunun gibi birçok örnekler var. Bunlar ne demek? Yani o dönemde bir müdahalenin olduğu ve o DNA yoğun olarak taşıyanların şu ankinden çok daha uzun ömürlü ve e, devasa varlıklar oldu. Bir ekleme yapayım. Zülker Settin'in ardından insanlık bu nefilimleri sürekablarıyla ablamış biliyorsunuz tek tek. Evet. Adına. Büyük bir savaş var orada da. Yani orada şöyle bir şey oluyor. Onlar artık üreyemeyeceği için azınlık ve güçsüz konuma geçiyorlar. Orada onların soyları tükeniyor. Yani ne oluyor? İnsanlar dünya üstünde hakimiyet Aynen. kazanmış oluyorlar. Ama şöyle bir şey var. Hakimiyeti size veriyorlar fakat artık ömrünüz insanın ömrü 120 yıl olacak deniliyor. Şimdi 1000 yıldan 120 yıla kesilmiş DNA'lar biçilmiş ve burada DNA'ya müdahale olduğu semavi din kaynaklarında da net bir şekilde belirtiliyor. Var mı 1000 yıl yaşayan profesör? Yok. Yok. Demek ki bu bilimsel olarak da böyle. Ha ben dedem 1880 yaşında e, öldü diyen varsa o zaman diyeceğiz biz yanılıyoruz. Ama bunları iddia eden, sonra kesildikten sonra gerçekten de ona uygun yaşam süreleriyle kısıtlanıyorsak demek ki bu söylenenler bize doğruyu ifade ediyor diye düşünüyoruz. Anlakiler yoğun olarak hangi bölgelerde bunlar sayın hocam? Özellikle hani Mezopotamya, Babil diyoruz. Babil neden önemli? <laughs> Babil'de bir portalları mı var? Yıldız Geçti evet. aktif mi orada? Şöyle Anunnaki'ler tabi burada e, Zekeriya Şit'in de bunu onaylıyor. Diğer buluntular da bunu onaylıyor. Erudu denilen ee, Bafra, Basra Köfrü, Körfezi'nin ucunda o zaman sular oraya kadar geliyordu. Uzaklardaki ev anlamına gelen ilk yerleşim yerini kuruyorlar. Bunu kurduktan sonra da Enki'nin ünvanı Eya'dan e, Nodimut yani şekil verici olarak değiştiriliyor. Sonra e, Enki'ye dönüşüyor dünyadaki ismi. Burada bundan sonra Fırat ve Dicle arasında bunların işte e, Uruk, Ur, Uruk Şuruppak, Nippur gibi çok önemli bölgeleri, şehirleri var. Ve bu şehirler belli görevlere atfediliyor. Başlarına da belli tanrılar veriliyor. Zaten Rab denilen çok tanrıcılık sistemi de bu dönemden çıkıyor. Yani çünkü her şehrin Rab'ı farklı. Evet. Şuruppak, şurup kelimesi buradan geliyor. İlaç üretiliyor. Ninmahator. Şimdi oranın Rab'ı kim? Ninmah. Yani valisi gibi düşünün. Ondan sonra ama geliyorsunuz Eridu kim? İşte Enki'nin. O Nippur kimin? Enlil'in. Şimdi bakın farklı Anunnaki'ler var sorumlu başında. Nippur'da yaşayan Ennil'e tapıyor. Eridu'da yaşayan Enki'ye tapıyor. Ne oluyor? Bu insanlar bir araya geldiği zaman çoklu tanrı sistemi oluşuyor. Ama bu demek değil ki Kadir mutlak yok. Her zaman var. Yani bunlar muhatap oldukları, gözüyle gördükleri halleri. O yüzden devasa olduğu için de tanrı demiş, değil mi? Şimdi yani hem devasalar hem ölümsüzler insana göre Ondan sonra hem de insan üstü güçleri var. Yani şimdi biri UFO ile gelmiş, kayaları eritiyor orada bir şey yapıyor. Bütün size yıldızların şeyini öğretiyor, ritüelleri öğretiyor, dini öğretiyor. Ondan sonra sana matematik öğretiyor, işte dil öğretiyor, ateş öğretiyor, tekerleği öğretiyor. Bize bunlar ne oldu? Kendimiz bulduk olarak şey yapıyoruz. Yani ben kendimiz bulduğumuz şeyleri çok sayılı düşünüyorum. Günümüzde de öyledir yani. Hala da devam eder yani bu buluşların arkasındaki gizemler. Burada Fırat ve Dicle arası Hala İsrail'in kutsal e, toprakları olarak bayrağını e, şekillendirdiği topraklar. Ama bunların en önemli kısmı Türkiye'ye, Anadolu'ya geldiği için derhal bizim bu gerçekleri algılamamız, ona göre ülkemizi, dinimizi, atamızı savunabilecek şekilde kalmamız lazım. Yoksa buralar allem edilecek, kallem edilecek Allah ve maalesef ki Fırat Dicle arası, Elimizden çıkartılmak için verilen bir savaş var. Eğer biz bu vatanı taşıdığımız DNA'ya, atamızı, kanımızı, toprağımızı seviyor isek, bunun için e, yüz binlerce şehit vererek bu sınırları çizdiysek, bu sınırların, bu DNA'nın, bu ülkenin, bu toprakların, bu enerji merkezlerinin kıymetini bilmemiz, ona göre davranmamız lazım. Eğer ki siz karşıdaki düşmanın yazdırdığı kitaplarla e, tarihinizi, dininizi, eğitim sisteminizi, anunakinizi onlardan öğrenirseniz, işte pabucunu size ters giydirmeleri söz konusu olabilir. Yani buraya dikkat edilmesi lazım. Enkin'in tapınağına Amerikan askerleri koruyor. Ne işiniz var 15 bin kilometrede siz bu kadar e, bu dine, bu insanlara, bu e, tarihi eserlere düşkünseniz niye başka yerde yapmıyorsunuz da orada yapıyorsunuz? Burası Stargate mi dediniz? Evet yani Stargate bulunduğu iddiası var. Enkin'in tapınağının altında kristallerle çalışan devasa şeyler. Bunlar tabii sansasyon kısmında düşünülmesi gereken şeyler ama Babil Kulesi olayını inceleyin. Mardun kendi yeri. Harut ve Marut burada kara büyü kabalayı öğretiyor. Ve burada yapılan şey ne? Babil Kulesi. Babil Kulesi bir spiral şeklinde olduğunu hep yazılı kaynaklar bize ulaştırıyor. Ve burada o spiral aslında çakma bir piramit. Hı. Yani piramit yapacak teknoloji yok çünkü o Enlil'in elinde. Ama Marduk ona karşı çıkabilmek için orada bir vortex alanı yaratıp L hattı üzerinde ee, kestirme bir boyut kapısı açıyor. Tabii Star açmaya çalışıyor ama tam açacağını onu takip etmiyorlar mı? Yapıyor yapıyor yapıyor. Tam açacağı sırada enil güçleri böyle bir şey yasal olmadığı için bu kalkışmaya, vuruyor. paralel yapılanmaya gene darbeyi vuruyor. Ve bu yapıya vurduğu zaman ne oluyor? Buna yardım edenler bakın lanetleniyor ve yok ediliyor. Kim Lut gölünün çevresinde Mardun takipçileri yaşıyor evet. ve onlarla beraber Babil kulesi yerle bir ediliyor. Yerle bir ediliyor. Boyut kapısı e, Kuranda da geçin bakalım geçebiliyorsanız Sultan güç ve bilgi olmadıkça diyor. Sultan güç dediği enerji Leyhaptlarını o kozmik e, mimariyle e, burgu alanı yaratacaksanız torus enerjisi öyle bir şey olacak ki ışık hızını geçecek hale getirdiğiniz zaman boyut kapısını açabileceksiniz. Ama buna izin verilmiyor. İzin verilmiyor. Hocam son sorum olsun bitirelim. Antik çağda da dünyada nükleer savaşlar yaşanmış. Hı hı. Kısaca alayım ben cevabı. Bu savaşlarda taraflar Sirius'lar ve Retiyanlar, Annakiler mi? Yani böyle düşünülebilir. Bunun haricinde başka uygarlıklar da akla getirilebilir. Mesela? Yani dünya dışı türler arasında da bir savaş yaşanmış olabilir. Şimdi Hint mitolojisinde kaynaklarında Mahabrata ve Ramayana gökyüzünde yaşanılan tanrılar arası uzaysal savaşlardan çok detaylı olarak bahseder. Hatta burada Vimana diye geçen UFO'ların hangi soydan gelenlerin hangi dersleri alarak hangi aşamalarda bunları nasıl kullanabildiğinin detaylı açıklamalarını bulabilirsiniz bunları incelediğinizde. Aynısı Sümer kaynaklarında da e, açıklanmış ve aynısı aslında Kur'an-ı Kerim'de bu gözle evet. baktığınız bilgilerle incelediğiniz zaman e, anlatılmış. Ve burada bakıyorsunuz Sümer kaynaklarında Sümerler bir anda yok oluyor. Ne oluyor? Nükleer bir felaket. Bakıyorsunuz oraya e, şey Lut Gölü ikiye bölünmüş. Lut Gölü neden dünyanın en derin gölü? 422 metre deniz seviyesinin altında yani anormal bir yapısı var. E ne oluyor orada muazzam bir nükleer patlama. Peki nükleer patlama olduğunu nereden anlıyoruz? Etrafta e, yani 1600 Bunlardan derecelerde yani. ancak olabilecek sıcaklıklarda camlaşan kayaları, kayaları görüyoruz. Bu güneş şişiyle olacak bir şey değil. O da yetmiyorsa bir örnek daha bilimsel kanı sunalım. Lut Gölü'nün hala radyasyon seviyesi olması gereken normalin çok çok ötesinde Şimdi evet. radyoaktivite var. 1600 derecelere çıkmış, kayalar erimiş, camlaşmış. Muazzam bir ısı kaynağı oluşmuş. Ve bu patlamanın şiddeti dünyanın en e, aşağı seviyeli gölünü oluşturmuş. E bakıyorsunuz oradaki Lüt Gölü'nün tuz seviyesi de normal değil zaten. İnanılmaz. Evet. Bunların hepsine baktığınız zaman bu bölgede nükleer bir savaş yaşanması. Ayrıca söyleyeyim sadece orada değil. Hint mitolojisinde de dediğim anlatılıyor. Dünya'nın öbür ucu. Güney Amerika'da Meksika'da Puma Punktu yani Güney Amerika o baktığınız zaman H biçimli böyle muazzam taşlar vardır. Orada da e, muazzam yapılar var ve bunların nükleer bir patlamayla etrafa saçıldı. Bugün bilim adamca e, bilim insanlarınca tespit edilmiş durumda. Yani bakıyorsunuz dünyanın her yerinde bir dönem inanılmaz savaşlar, nükleer seviyede savaşlar, tanrılar, anunnakiler kol geziyormuş. Ondan sonra bir anda yok olmuş. Bizi bizde e, bırakmışlar belli bir süreye kadar. Bakalım anlayabileceğiz mi? Ee, Anlı karşısında da bir ittifak var mı yoksa yalnızca insanlar mı diyeyim? Bu da son sözü sorum olsun. Şimdi e, şöyle düşünün. Hep diyorlar sen Enki'yi kötülüyorsun. Ennil ne yapıyor? Şimdi Ennil Zülkarne'nin setini çekmiş. Daha ne yapsın? Yani kompresinden seni kurtarmış bu e, bozgunculuk yapan soydan. Senin soyunu sopunu kurtarıyor. Savaşın teknolojini ezilmemeni, köle olmamanı sağlıyor. Şimdi Enki bu müdahaleyi ne yapıyor? Kölelik için. Seni köle olman ee, iyi bir şey mi kötü mü? Bana göre kötü. Ben niye köle oluyorum arkadaş? Bana soran var mı? Sormuyor. Hep Zaten müdahale bu yüzden. Müdahale, müdahale var. Aynen, müdahale. Hep geriye gitmişiz. Hep geriye gitmişiz. 12 sarmaldan 2 sarmala düşmüşüz. 12 sarmallı özgürken 2 sarmallı köle olmuşuz. O da yetmemiş. Savaştırmışlar. O da yetmemiş. Şu olmuş bu olmuş. En, en sonunda, sonunda çip takacağım demiş sana. Şimdi de, işte. de ne oldu? Çip geliyor. Aşı geliyor. Yok evden çıkma. Maskesiz çıkma. Şunu yapma. Şu ilacı iç. Şu okula git. Şu sınavda şunu işaretle. Bu bilgiyi doğru kabul et. Sürekli zorlama. Sürekli zorlama. Bırakın da doğruya biz karar verelim. Özgür rademizde yüreğimizde bir şey seçecek bir alan sunuyorlar. Sürekli çember daralıyor. Şimdi burada şöyle bir olay var. <laughs> Enlil ne yapmış? Şimdi kuralı koyan kendisi o kuralı yıkar mı? Şimdi polis gelip senin evini soyuyorsa, polis gelip seni katlediyorsa, polis, sen polise güvenir misin? Yani yasaların olduğu insan önce o yasalara uygun davranmalıdır değil mi? O yüzden sana kötü şekilde müdahale etmez. İhtiyacın olduğun zaman seni kötülüklerden korurken senle karşına çıkarsın. O yüzden de şöyle bir şey var. Kötüler e, senin evine zorla giriyor. Hırsız senin evine zorla giriyor. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ama polis senin evine zorla girmez. Bir suç işlemediysen tabii. O yüzden Enlil zaten kendi koyduğu yasalara uyuyor şu anda. O yüzden pasifmiş gibi görünüyor. Ama biraz e, yani önceki programda bahsettiğimiz gibi en zor anında, gerekli anında o bulut Bulutçakale'de tabununu alıp Götürebiliyor. götürebiliyor. Yani buna inancımızı kaybetmediğimiz sürece asla bu savaşı karşı taraf kazanamaz. Ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsün. Ne kadar mavi kan. Kardeşim mavi kan övünülecek bir şey mi? Utanılacak bir şey mi? Önce bir bunu tartışalım. Yılanoğlu olmak ne kadar gurur verici bir şey. Yani teknolojik üstünlük yapabilirsin, piramit yapabilirsin falan filan. Kadir Mutlak mısın arkadaşım? Sen şirk unsurusun. Bu kadar basit ya. Yani bunları gözümüzde bu kadar büyütmeye gerek yok. Ha tamam teknoloji var. Her tür hile hurda var. Bununla bizi çok artık kandırmışlar. Her tür e, yalanla dolanla bizi etrafımız sarılmış. Ama Atatürk medeniyet dediğin tek, tek dişi kalmış, kalmış canavar diyor. Böyle de bitirelim. Ağızınıza Son sözümüz sandık. olsun. Çok güzel bir söyleşiydi. E, katıldığınız için biz teşekkür ederiz. E, Hakan Yedicandı konuğumuz. Anlaki ile konuşmaya çalıştık. Ee, süremiz kısıtlı olduğu için her şeyini konuşamadık ama zannediyorum en can alıcı yerlerini konuştuk. Elimizden geldi. Bizi gelmişiz. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.